Merhabalar, hoş geldiniz. Instagram hesabımda kuru fasulye yapacağımı ve önceden ıslattığımı kısaca bir video çekmiştim. Çok ilgilendiniz. Bunun için sizlere detaylı bir video hazırladım. Kuru fasulyeyi bir gece öncesinde ıslattım. Gaz yapmasın ve daha çabuk yumuşasın diye içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ilave ettim. Yani kabartma tozu. Kabartma tozunun sayesinde fasulyemiz daha çabuk pişecektir. Hiç düdüklü tencere kullanmadan arkadaşlar fasulyemizi yarım saat içerisinde yumuşayana kadar pişireceğim. Göreceksiniz. Gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Bu şekilde yapabilirsiniz ve fasulyenin rengi de ayrı bir beyaz oldu. Karbonatlı suyu gitsin diye 2-3 sefer yıkayalım fasulyeyi. Daha sonra üzerine sıcak su ilave edelim. Biraz da tuz ekleyelim. Ve gazı içinde yarım çay kaşığı kimyon ilave edelim. Bu şekilde kaynamaya bırakalım orta ateşte. Hiç düdüklü tencere kullanmadan arkadaşlar fasulyemiz yaklaşık yarım saat içerisinde çok da güzel yumuşayacaktır. Kemikli et kullandım bu kez. Gerdan ve pirzola eti düdüklü tencereye koydum. Kaynamaya bıraktım. Bu arada etimizin kefini de almayı unutmayalım. Üzerine oluşan bu kefleri alalım. Aldıktan sonra tuz ilave edelim ve düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Yaklaşık yarım saat boyunca haşlanmaya bırakalım. Pişmiş süresi düdüklü tencereden tencereye değişebilir. Onun için kendi tencerenize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık ben yarım saat haşladım. Gördüğünüz gibi yarım saat sonra etim çok güzel haşlandı. Ve yarım saat sonra etim haşlanırken de fasulyelerim tencerede çok güzel yumuşadılar. Orta ateşte yarım saat içerisinde pişirdim. Sosunu hazırladım. Salçalı sosunu. 2 tane soğanı ince yemeklik doğradım. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını da ilave ettim. Kurutulmuş biber çok yakışıyor. Mutlaka varsa ekleyin. Ben de acı biraz vardı, acı ekledim. Ve kurutulmuş domates de çok yakışıyor. 1-2 tane de yeşil biber ekleyip kavurmaya bıraktım. Elde ettiğim bu sosu fasulyeme ilave ettim, kaynamaya bıraktım. Daha sonra haşladığım etlerden de, kemikli etten de ekledim. Hem de et suyundan da biraz daha ilave edip ayarladım suyunu. Ve yaklaşık 10-15 dakika özleşene kadar kaynattım. Bu esnada kuru fasulye pilavsız olmaz. Pilavı da yaptım. Pilavı yaparken hatırlarsanız daha önceden kaz pişirmiştim. Kaz nasıl pişirilir tarifini daha önceden sizlere vermiştim. Üzerine oluşan o yağları bir kavanoza toplayıp derin dondurucuya bir miktarını atmıştım. Bir miktarını da normal dolapta bu şekilde kullanıyorum. Sadece kazın yağı ile makarnayı kavurdum. Pirinçleri de kavurduktan sonra suyunu ilave ettim. Tuz ile tatlandırıp orta ateşte kaynamaya bıraktım. Pirinç ölçüsünü ve suyunu arkadaşlar 1 bardağa 2 bardak su kullanıyorum. Bu şekilde siz de ayarlayabilirsiniz. Kemikli et tercih etmezseniz arkadaşlar normal kuşbaşı eti de kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Artık kuru fasulyemiz servis için hazırdır. Ben bu şekilde sunum yapmak istedim.
Yanına pilav, soğan ve olmazsa olmaz turşu ile birlikte yemeğimiz servis için hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere düdüklü tencere kullanmadan kuru fasulyeyi nasıl pişer onun tarifini sizlere anlattım. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.